Attın bana şeyi, o yeni ajanı. Abi yeni ajanın şeyini attım. Bu attığım hikayesi, replikleri falan da bunu Fate biraz geriye çok sar. iyiydi Başa ya. gelmeden önce bir hikayesi var. İşte bir olay yaşanıyor. Her ne kadar Ciddiyim hiçbirimiz çok iyi anlam ya. İzleyelim veremese de bakalım bundan bunu. yaklaşık Yoksa 20 gün Yiğit önce Demirenmez bütün mi? Valorant YouTube camiası olarak Bu yayınladığımız bu büyük bir getirmek haber bu arada. aslında gerçekçilik Yani olarak. Neden gerçekçiliklerini düşündüklerimi birazdan açıklayacağım ve inanıyorum ki bana hak vereceksiniz. Bu video içerisinde tüyleri diken diken olmayacak bir kişiyi tanımıyorum abi. Yeni ajan beni buradan korkuttu. Bu videoyu sizinle paylaşacağım için inanılmaz heyecanlıyım. Onun dışında şu anda ekranda 3 tane 2400 Valorant puanı kazananlarını evet, görebiliyorsunuz. biz kazanmadık kardeşim. Geçtik o yüzden. Puanları dağıtıyorum. En güzel destekleriniz, söylediklerimi yapmanız. Unutmadan son olarak Discord bize botları Evet. öldürdüğümüz yan kısmında bir oda açıldı. Bu oda içerisinde abi öyle bir ses kaydı var ki birazdan bunu dinleyeceksiniz. Ama öncesinde hemen şunu söyleyeyim size. Poligonun alt kısmına yani Brimson odasına gittiğiniz zaman yeni ajanın yeteneğini kullandığını görebiliyorsunuz. Nasıl yani? Baksana abi. Holy What the fuck? Onun satayım çok iyi ya. Çok iyi bu cidden. Ben bu videoyu tek izledim. Buraya herhangi bir Korktum ajanla izlemedim daha. girdiğiniz Ben de tek zaman izledim bir birdenbire kör ürperdim. oluyorsunuz ve etrafınızdaki görüşün oldukça kısıtlandığını görüyorsunuz. Bir nevi aslında Spike hücumdaki yeteneklerden bir tanesi bu. Unutmayın yayınladığımız sızıntı ajan yetenekleri videosunda ajanın bir tane yeteneği şuydu. Seize yeteneğiydi ve bu yeteneğin açıklamasında da şu yazıyor. Tether. Tether'da rakipleri kör etmek demek ve zaten şu anda da burada görebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Brimstone ve ekibi bir operasyon peşindeydi. Gittikleri yer ise İstanbul'un ta kendisi. Burada ise yeni gelecek olan Türk ajanını avlamaya çalışıyorlar. Vay. Bunun peşinden koşuyorlar ve bütün operasyonu kayıt altına aldılar. Ve bu kaydı birazdan sizlere dinleteceğim. Abi kayıt gerçekten inanılmaz korkunç yeni ajan yeteneklerini kullandığını, hangi replikleri söylediğini hepsini duyabiliyorsunuz. Ben izlerken resmen tırstım. Burada Her neyse G2 daha ile fazla diğerin uzatmayayım lafı. Siz olay ne? birinin arkasından hemen yeteneklerinden Akıl bahsedeceğiz. üçgen üzerine koysun Kuş bakışı. Breach konuşuyor. Başladı. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Hava hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? Durun bir dakika, kameramı aşağı koyayım. Sizi göremiyorsunuz çünkü oraya karşı. Pardon. İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cypher'dan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, Sova konuşuyor. Herifi görüyor musun? Şu Evet, burada. soğanın sesi çok Bir karizma ya. binaya giriyor. Evet ya. Bir depo Evet. sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Hadi bakalım. Ağ daraltıyoruz. Chamber'dan ekibe hedef için konum aldım. Deponun kuzeybatısında bir binanın çatısındayım. Oğlum sanki korkunç bir karı çıkacakmış gibi geliyor bana. Niye böyle bir hissettirdi ya bu? Yok Bir şey çıkacak çıkmıyor. sanki gerçekten. Abi Abi. video izlerken ben çok ürperdim. Film izler Oğlum bir gibi dakika izledim yalnız oturduğumda ben. buradan Hikaye belli çok güzel. gerçekten. Riot gene becerilmiş ya bu işi. Bir şey değil mi? Yani Bunun net filmi falan gelir animasyonu gelir falan. gelir. Yani ben ben anasını uzun. satayım. Çok İçeriği beklerim görüyor yani. muyuz? İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam, bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher, polis kanalında durum nedir? Sakin olun, fark edilmedik. Vay. Cypher, Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova, çatıdayım. Allah aşkına biz Tom Clancy'yi birazdan oynarken bu şekilde oynayabilir miyiz? O öneririm. Anladın mı? yaparsanız ya çok iyi olur bu kuzey arada. yönünde bende, şurası bende, ben adamın ensesindeyim. İçeride Abi. ki karteli gördüm, karteli vurabilirim. Bir de Vur emri istiyorum. diğer Baykuş vurma, panda gir oradan. Bunu istiyorum ya. Lütfen adam orada infosu gelmesin ya. Aa, adam orada info, saçma bir info zaten, evet. Şu Gerçekten altını gelmesin çizelim. evet. Orada İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Olay orada ama. Bak ben de bunu seslendirmiştim parça biliyorsun. İçeri Sova, giriyorum. görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Binanın doğu bölümü bir depo. Kuzey güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı Bir tarafında anda ofisler karşımıza bir şey görüyorum. çıksa altımıza sıçacağız. Hepsi boş. Drone'la arama yapacağım. Olumsuz. Harekete geçme. Yanına Cypher yolluyoruz. Drone gönderiliyor. Aa. Olumsuz Sova. Harekete geçme. Bir koridor var. İki tarafında kapılar. Kuş bakışından Sova'ya.
Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Komiser de düşünüyorum. Yavruları. Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova, cevap ver. Sova. Bu böyle olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Kapıda elektronik kilit var. Hallettim. Arkadaşımızı bulalım. Vay. Oğlum, çok iyi lan. Aşırı keyif alıyorum. Bu neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Burada bir şey var. Üstümüze geliyor. Nedir bu? Bunu dinlerken gözünüzde canlandırın, daha güzel oluyor. Evet, öyle olur. Öyle olur. Cypher, Neon, durum nedir? Bir şey yok, bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Durun, yanınıza geliyorum. Kuş bakışından Chamber'a, bir şey görüyor musun? Ne? Olumsuz, açı değiştiriyorum. Sana bak, sana bak. Sova, cevap ver. Hiç, sana bak. Fırlayamıyorum. Alın şunun üstünden. Bir tane daha geliyor. Chamber atışı hazır. Hedef belirtin. Reach'in 8 yönünde. 10 metre. Tam isabet. Oh, helvete. Geri çekil. Geri. Yardıma geliyorum. Yetiştim. Siper büyüleri falan da çok güzel oturmuş bu arada. Evet. Durun. İşte orada. Nerede? Hedef kaçıyor. Dışarı çıktı. Akbabayı otopilota aldım. Geliyorum. Keo, olumsuz. Çok yükseklesin. Artık gücün yok. Vay. Ne diyorsun be? Yakalayın hemen. Çok iyi ya. Hedef ele geçirildi. Kayo çok güzel girmiş bu arada. Bir dakika. Amına koyayım, sanki hissediyorum ha. Yalnız mıydı? Kardeş çok. Yalnız mıydı? O da Radiant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi, gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün. Kullandığı yeteneklerin bazı meyvesini zaten ortaya çıktı. Abi, örneğin, merkezde evet, neresi biliyor musun? Poligonun altındaki birim sonuna hani orada hapisli bir yer var ya, kapalı. Orada mesela şey var. Skill kullanamıyorsun oraya gelince. Evet. Drone uçuramıyor. Yani basamıyorsun orada bir şey. Drone uçurabiliyor musun bilmiyorum da. Kijö falan mesela mine falan atamıyor orada. Bayağı iyi. Sadece bir bug varmış. Kijö ulti kullanabiliyormuş. O da tek bir noktada. Aynen. Çok iyi. Burada ne yazıyor lan? Burak, tam olarak bize çevir. Yani bunun neyi kanıtladığını çoğunuz bilirsiniz herhalde, tarzı bir şey. Enemies mark, yani bu düşmanları bir nevi tespit etmek demek. Bu yetenek ise yeni gelen ajanın zaten yeteneklerinin sızdırıldığı bu fotoğrafta yazıyordu aslında. Bu yetenek ise Hunt yeteneğine ait arkadaşlar. Hunt yeteneğinde aynen şöyle yazıyor. Reveal them diye bir şey çıkıyor. Yani bu da aslında rakipleri ortaya çıkarmak, rakiplerin yerini tespit etmek anlamında. Dolayısıyla burada yazan sızıntı kelimeyi bu yeteneğe bağlayabiliriz. Aynı zamanda bir diğer yetenek içerisinde geçen kelime ise şu. Enemies tethered. Bu da rakipleri kör etmek, anlık görüşünü kısıtlamak anlamına geliyor. Bu yeteneğin ise aynısı zaten Sigiz yeteneğinin içerisinde yazılıyor. Bayağı enemies tethered yazıyor. Zaten bu dinlediğiniz ses kaydında da Cypher mesela burada bir şey olduğunun, üzerimize bir şeyler geldiğinden bahsediyor. Üzerine gelen şeyler ne? İşte. Ekranda gördüğünüz Prowler yeteneği. Burada bildiğiniz gibi yeni gelecek olan ajan rakibin üstüne birer kurt gönderiyor. Tıpkı Spike hücumda olduğu gibi. Ve eğer kurtlar rakibi yakalarsa burada da zaten rakip anlık kör olmaya başlıyor. Görüşünü kısıtlamaya başlıyor. Zaten Şey de öyle, diğer skill'i de öyle, ikinci de. Onda da decay var mesela, can azaldır belli bir süre. Ne oluyor gibi paniğe girdiklerini duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bana göre şu demek abi, bu 20 gün önce, 15 gün önce artık neyse, gelen yeteneklerin hepsi gerçek çıktı. Valorant tarihinde ilk defa bir ajanın yetenekleri tam bundan bir ay, belki bir aydan daha fazla öncesinde bütün oyunculara, izleyicilere, bizlere yayınlandı. Abi büyük ihtimalle Valorant'ın içerisinden biri bunu sızdırdı diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey daha önce hiç görmedik. Diğer gördüğümüz sızıntılarla belki evet Valorant'ın içerisinde
öncesinden belki de birileri yapıyordu bilemezsin ama bu kadar net bir sızıntıyı daha öncesinde hiçbir zaman görememiştik. Evet, benim düşüncem bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Peki yazın lütfen yorumlara. Yeni aynen. gelecek olan Ajan'ın hikayesini yapmak için sabırsızlanıyorum abi. Çünkü bu... İyiymiş. Bayağı iyi. Bayağı ne iyi diyorsun yani. Sen ya? Çok ben daha yeni ya. Gördüm bu arada. Evet, resimleri görüyordum Insta'da falan da şu an böyle net bir açıp bakabildim. Çok iyi. Çok güzel. İyi. Gerçekten çok güzel karakter ama yani Reyna'nın beyaz saçları. Reyna'nın ablası gibi duruyor. Evet evet. Bu arada telsiz konuşmalarındaki infoları dikkatli dinlediniz mi? Evet. Yani nasıl yani tek miydi? Sanki bir skill'leri var ve çok kişiymiş gibi görünebiliyor gibi bir şey sezdim. Abi hayır, başkası da var yani sanki gibi bir şeydi o daha çok. Yok yok, yalnız mıydı dedi ya ama. Evet, yalnız mıydı falan diyordu. Nasıl yani yalnız mıydı? Aslında bir tane daha çatışıyormuş gibi düşünüyordu. Abi aynı bak o, şu an baktığın evet. şeylerde hikayeleri varmış. Bunların milletin evet. teorisi var. İşte her bak mesela soğanın gözü evet. gözüne bir şey yapıyor. Hepsinin korktuğu bir şeyi yapıyormuş. Mesela evet. bu da ya, diğer karakterleri karşısında kendini küçük düşürme şey işte. Hepsi ondan büyük. Hepsinin korkusunu açığa çıkarmış. Kaya o da ne? Bununki de bununki 24 Nisan'la alakalı bir şeydi. Tam bilmiyorum. Bu elindekiler ne? Bunun taş mı? Ne kalp Brimstone, mi? Brimstone bak elindeki Brimstone görüyor musun? Evet abi Brimstone. Bu Kaya'nın hikayesi şey gelecekten geliyor. Evet evet, dünyayı kurtarmak için. Bak en büyük korkusu Brimstone'u kaybetmek. CTRL'ye basıp scroll yapsana abi, yakınlaştır. Evet evet, Brimstone şu an taşa benzettin ya şunu. Evet. Wow. Kayo gelecekten geliyor. Yani şu an bu yeni karakter Fate şey işte tüm senin korktuğun şeylerle yüzleştiriyor seni. Yukarıda aynen. hatta Neo'nun şeyi var. Tüm kontrolünün gitmesi var. Ellerini falan bağlı. Yukarıdaki Neon'da. Kontrolü o kaybetmesinden korkuyor. Kendi kontrolünü kaybetmesinden. Bir işte kapalı kalmaktan. Hapis olmaktan. Bu hapsedilmekten. Bunun bu zamanında bunun tam hikayesi. Hapsedilme bir de bak bir şeyleri kullanamıyor. Ya kollarını aynen. kullanamıyor elektriklerini. Zamanında bir şey yaşamıştı. Tam yanlış bilgi vermek istemiyorum ya. Oğlum Statera bunun videosunu çekmedi mi ya? Çekmiştir mutlaka da. Bir sürü kameranın kendini gözetlemesi sayfalarında o zaman. Aynen, bak Valorant diye bu adamın videosuna gir abi, daha yeni izlediğimizin. Onun ilk videosu, en son attığı videoda zaten şey var. Valorant yeni acaba büyük gerçekler, herkes ifşaladı. Evet Berkay. Bir ajan. Valorant yeni ajan sızıntılara devam ediyor. Hangisi? Bu mu? Bu video herhalde. Yeni ajan büyük gerçekler. Bak büyük sırlar falan diyor. Bir ajan düşünün. Daha gelmemesine rağmen bütün Valorant camiasını abi ezdi geçti. Herkesi korkuttu. Bütün ajanların, izleyicilerin tüyleri diken diken abi. Herkesin gerçekten ve her şeyin hakkında kaliteli... korkunç bilgilere sahip. İnanılmaz heyecanlıyım. Az kaldı. Uzun zamandır. Yakın zamanda geliyor. Yeni ajanımızın ismi Fate olacak bu arada. Yani şu anda 3 kişiye 1400 Valorant puanını hediye ediyor. Aslında inanılmaz büyük bir hype yarattığı için şunlar artık konuşulmaya başlandı arka planda. Acaba yakın zamanda bir İstanbul arasında görebilir miyiz arkadaşlar? Kulağa artık bu tarz şeyler çok da fazla uzak gelmiyor. Çünkü Türkiye'nin Valorant camiasındaki gücü bir gerçek. Her neyse devam edelim. Brimstone ve ekibinden herkesi kaşırdı abi. Ve hepsinin korkularını burada onlara söylüyor aslında. Gizli gizli notlar sayesinde söylüyor bunları. Hepsinden tek tek değineceğim size. Yakın zamanda da, hatta bugün de zaten Sova'yı kaşırdığını öğrendik. Örneğin Kayo. Kayo'yu burada ekranda görebiliyorsunuz. Kayo'yu burada ele geçirdiğinde elinde Brimstone'un ölü bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Brimstone ve Kayo kısmı biraz farklı. O yüzden lütfen önyargılı olmadan dikkatli bir şekilde dinleyin burayı. Neden önyargılı olmayın dediğimi de birazdan anlayacaksınız zaten. Burada Fate, Kayo'ya yüz karası diyor. Burada Brimstone'un Kayo'nun elleri içerisinde öldüğünü görebiliyorsunuz. Unutmayın, yeni ajan bütün ajanların en büyük korkusunu biliyor. Kayo'nun en büyük korkusu ise Brimstone'u kaybetmek. Bildiğiniz gibi Brimstone ve Kayo asker arkadaşlarıydı. Ama bana göre burada işler sadece arkadaşlıktan biraz daha öte. Neden peki biraz daha öte diyorum? Bana göre birbirlerine aşıklar. Peki ya neden? League of Legends evreninde Varus'un bir sinematik
yayınlamıştı Riot Games. Burada Varus'un gay olduğunu bütün izleyiciler, bütün oyuncular olarak öğrenmiştik. Yani Riot Games eşcinselliği kamera karşısında göstermekten çekinmiyor. Aynı zamanda yakın bir zamanda Valorant Pride kartlarını ortaya çıkardı. Bu kartlar aslında Pride yürüyüşünden giriyor. Pride yürüyüşü ise daha fazla global tarafında biliniyor. Bu şu, bayağı gerçek hayatta eşcinseller kendi haklarını korumak için bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Burada ise gökkuşağından oluşan bir bayrağı tutuyorlar ki zaten burada da Valorant'ın içerisinde de şu anda bu Pride kartları var. Bu aslında doğrudan buraya bir referans. Yani bunu desteklediğini söylüyorlar ama tabii ki de Türkiye'ye geldiği zaman bunu bu şekilde tanıtmıyorlar. Çünkü biz Türkler olarak bu tarz şeylere henüz çok fazla uzağız. En azından bir katılımı çok fazla uzak. Dolayısıyla Valorant Türkiye camiasında bu konuları oldukça dikkatli bir şekilde inceliyor. İşte sırf bu sebeplerden dolayı Riot Games hem Valorant'ta hem League of Legends'ta bu kısmı bize daha önce gösterdikleri için ben şu anda da aslında Kaya ve Brimstone'un ilişkisi... Oğlum niye mideniz bulanıyor? Allah Allah. Çok kitle kaybeder abi. Seven var, sevmeyen var. Kardeşim sen mi gay oluyorsun? Başkası gay oluyorsa oluyor. Ya da başkası... Zaten ön yargılı olmayın diyor. Yüksek ön yargılı falan üretiyor. Evet, ön yargılı olmayın böyle şeylere. Yani arkadaşlar çocuğunuz falan olduğu zaman böyle bir şey olursa ne yapacaksınız? İstemiyorum seni, gel Allah'ın yanına mı git diyeceksiniz? Saçmalamayın yani. Ön yargılarınızdan arın. Saygı duymayı öğrenin. İnsanların tercihlerine karışamazsınız. Saçmalamayın yani. Lütfen. Saygı duyun. Arkadaşlıktan çok daveti olabilir. Bu yüzden zaten birbirleri işin kendilerini feda etmeye hazırlar. Ve Kaya'nın en büyük korkusu Brimstone'u kaybetmek. Hikayeleri güzel bağlamışlar ama. Düşüncelerim çünkü Riot Games bizlere zamanında bu demin bahsettiklerimin hepsini sunmuş dolayı. Size neden olmasın. Kaşırdığı bir diğer ajan ise bildiğiniz gibi Cypher'ın ta kendisiydi. Burada ise Cypher'ın etrafında bir dünya televizyonlar ve her bir televizyonun içerisinde Cypher'ın kendisini görebiliyorduk burada. Burada aslında şunu söylüyor. Zaten Cypher'ı benimle de bundan bahsetmiş. Yakın olduğun insanlara maskeni çıkarmayı düşünüyorsun ama bu senin için şok. Yani Cypher hem sırlarını hem de kendi yüzünü kimseye göstermek istemiyor ama yeni ajan ise bu etraftaki televizyonlar ve kameralarla beraber Cypher'ın aslında o gerçek yüzünü göstermekle tehdit ediyor burada. Neo'nun ise korktuğu şey ne? Gücünü kontrol edememesi. Buna aslında güzel bir örnek yine X-Men karakterlerinden Cyclops diye bir karakter var. Bu karakter de aslında oldukça kuvvetlidir. Kuvvetini kontrol edebilmek için de zaten gözüne taktığı bu mekanizmadan yararlanır. Neon ise üzerine giydiği kıyafet sayesinde Neon gücünü kontrol edebilir ve yeni ajan Fate de bunun farkındadır. Zaten. Bu yüzden ekranda Neo'nun gücünü kaybetmek üzere olduğunu, Neo'nu zaten bu şekilde kışkırtmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Neo'nun gerçek gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyor burada ve Neon da buna engel olmaya çalışıyor. Diğer ajanlara hemen devam edeceğim ama öncesinde Fade'in bazı yeni replikleri ortaya çıktı. Bu repliklerin içerisinde büyük ihtimalle bazen yeteneğini kullandığını da görebilirsiniz. Hemen bir dinleyelim. Oha! Oyyy! Oğlum çok iyi. Bir şey diyeyim, aşırı iyi ya. Gerçekten iyi. Wow. Kafes sindirmeyi kim yaptıysa bu arada wow. Kral yapmış ha. Wow. Wow. Ben yaptım da değişirdiler. Dur dur lan. Abi ben. Dün çok ise iyi. Valorant Chamber'ın kaçırıldığını yayınladı. Burada ise Chamber'ın etrafında bütün diğer ajanların olduğunu ve Chamber aslında bir nevi yargılayarak baktıklarını görebiliyorsunuz. Chamber ise burada oldukça pişman bir şekilde duruyor. Peki ya burada ne diyor? Burada yalancı diyor Chamber'a. Zaten Chamber'a attığım mailde de şu yazıyordu. Kingdom'a katılman senin o gerçek planını yapmak için sadece bir basamaktı. Yani herkese yalan söylüyorsun. Kimseye doğruyu söylemiyorsun. Hep kendi çıkarların için adım attığından bahsediyor burada. Chamber'ın hikaye videosuna da bahsetmiştik. Ben Chamber'ın bu kadar basit bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle bazı durumlarda yalan söylemek zorunda olduğu için yalan söylüyor. Zaten bu yüzden bütün bu ajanlar wow. Chamber'a yukarıdan tepeden yargılı bir şekilde bakarken Chamber aslında burada bir pişman duruyor. Yani sürekli yalan söyleyen biri bu kadar kibirli biri bu durumda bu şekilde durmazdı bana göre. Daha dik ve daha sağlam dururdu ama işler bildiğimiz gibi olmadığı için zaten Chamber aslında animasyon mu gerçek mi ayırt edemiyorum. Gerçeğimsi animasyon. İkisi de var galiba. Zaten bir hapishanenin içerisindeydi. Peki ya neden biri? Çünkü hiçbir zaman yaptıklarının cezasını şey... Gerçekten Riot'a bak Tencent arasında dağlar var diyorsun. Riot'a Tencent'e ait arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Ama ailesi şey. Zaten bu yüzden de biri... Ayrı yönetim ama yani
baş tensat. Burada bir tutsak olarak bir hapishanenin içerisine koydu. Unutmayın Late bu ajan tek var, harbiden. Bütün diğer ajanların korkularını ve sırlarını ne nasıl var ya? Tek başına bütün bu ajanları bir şekilde tutsak yapmayı başardı. Veya repliklerinin bir tanesinde ben senin aklının içerisindeyim diyor. Kim bilir belki de bu ajanları fiziksel olarak bir ortama koymadı. Sadece mental olarak beyninin içerisine girerek onlara görmek istedikleri şeyi gösteriyor. Videoyu kapatmadan o zaman girelim şimdi yine girecek olan koleksiyona. RGX koleksiyonu topluluk olarak çok sevmiş olsa gerek ki 2.5 bir ajan yakın bakalım. Çok pahalı ajan yaklaşık olarak 5 gün içerisinde bizlerle beraber olacak ve Türkiye'nin de bu yeni girecek olan ajan. Vay. 24 Nisan'da çıkıyormuş galiba. Kardeş çok mükemmel bu arada. Ses sendirmeleri falan. Bir şey diyeyim mi? Bence Valorant'a ayrı bir şey açmayacaklar. Arcane'in yeni sezonunda Valorant karakterlerini yapacaklar. Ama aynı şeyde geçmez. Aynı evrende geçmez. Ha. Güzelmiş evrenleri bu arada. Evrenleri birleştirmediler. 10 numara 5. Evrenleri birleştirmiş olsalar güzel. 10 numara 5 yıldız. Benim canım Valorant çekti. 10 numara 5 yıldız bir olay yaptılar. Ben söyleyeyim. 10 numara 5 yıldız evet. Bu arada. Çok iyi ya. Şey Riot yapıyor ama bunu ya. Ya Riot bu tarz yeni olaylarda kalitenin... Riot bu tarz olaylarda çok gerçekten çok beğeniyorum bu olayını. Çok üst düzey yani. PUBG Mobile de evet çok bunu yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor ediyor ama ya Riot Games'in bu LoL tarafında, Valorant tarafında bu sinematikçileri var ya, işte bu şarkıları olsun, sinematiğini yapanlar olsun, karakterlerin çizimleri, tanıtımı şekilleri, dışarıya aktardıkları şekilleri falan çok üst düzey. Çok üst düzey. Hani şovlarını da düşün bir. Adamlar gerçekten bu şov işini yapar yani. Ama evet, bir taraf bir taraf yapar, baktığında dur. Bilgisayar oyunu, PUBG Mobile'e baktığında da mobil bir oyun aslında. Çok da o arayı şey yapmamak lazım gibi geliyor. Bakmamak lazım gibi. LGBT olayında da yani bu eşcinsellik muhabbetinden arkadaşlar bu ön yargıyla yaklaşabileceğinde insanların düşüncelerine karşı çıkabileceğini sevmiyorsan sevmiyorsundur. Bu seni ilgilendirir. Başkasını ilgilendirmez. Gidip bunu işleyemezsin. Gidip bununla bir şey yapamazsın. Bu çok yanlış bir hareket. Bizde zaten böyle bir kitle olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani 3-5 tane arkadaşlar böyle bir gaza gelip bunun imalı lafını attı. Gerek yok. Böyle şeyleri yapmaya.